Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Biliyorsunuz son yıllarda Türkiye, yerli ve milli savunma sanayi konusunda çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. Türkiye her alanda olduğu gibi yüksek hızlı hedef uçak sistemlerinde de son derece kritik adımlar attı. Bu adımlardan bazıları ülkemizin adını altın harflerle tarihe kazan nitelikte. Bugün ele alacağımız konu da bunlardan biri. Çünkü Türkiye, geçtiğimiz dönemlerde daha önce dünyada benzeri görülmemiş şekilde Şimşek adı verilen yüksek hızlı hedef uçak sisteminin alışılmışın çok dışında bir yöntemle kullandı. Bu konuya ülkemizin savunma sanayi analistleri de duyarsız kalmadı. Analistlerimizin konuşmalarını merak edenler varsa, internet üzerinden birkaç ufak araştırma yaptığınız zaman çok kolay bir şekilde bu analizlere kendiniz de ulaşabilirsiniz. Türk savunma sanayi her geçen gün yeni sistemlerini envantere katmaya çalışırken bazı sistemler de dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi oldu. Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarında dünyada öncü konumuna gelen Türkiye, sadece silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda değil, hava sistem projelerinde de benzeri görünmemiş işlere imza atıyor. Milli teknoloji hamlesiyle yola çıkan şirketlerimizin gayretleri sayesinde Türk savunma sanayi gelişimine devam ediyor. Milli muharip uçak, Hürjet, Atak helikopterleri, Gökbey helikopteri gibi sistemleri geliştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayi firmamız Şimşek Hedef İnsansız Hava Aracı'nı da geliştirdi. Bu sistem dünyada ilk olacak şekilde MALE sınıfı 1000 insansız hava aracından fırlatıldı. Hedef insansız hava araçları, havadan havaya veya karadan havaya atılan füzelerin envantere girmeden yapılan atış testlerinde hedef olarak kullanılmak üzere farklı boyutlarda ve hızlarda üretilen tek kullanımlık insansız hava araçlarıdır. TUSAŞ Turna, turboprop motorlu hedefleri simüle etmek için, TUSAŞ Şimşek ise turboprop motorlu hedefleri simüle etmek için TUSAŞ tarafından üretilip Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiş hedef insansız hava aracı örnekleridir. Dünya genelinde birçok ülke tarafından birçok tipte üretilen hedef insansız hava araçlarının diğer önemli örnekleri ise Rheinfire B serisi insansız hava araçları, DRDO Lacassia, GAF Turana, AGM 60 Kingfisher, Nord JT41 Nalmahal gibi İHA'lardır. Bunların hepsinin dışında asıl önemli mesele ve bizim videomuzun konusu olan durum, Şimşek Hedef Uçak Sistemi'nin dünyada benzeri görülmemiş bir şekilde Anka Bey'in kanat altına entegre edilip fırlatılmış olması. Normal şartlarda hedef uçak sistemleri tüm dünya üzerinde lançerden fırlatılır. Bu konuda benim şahsi düşüncem, çeşitli harekatlarda da gösterdiğimiz üzere mevcut ürün ve teknolojilerimiz ile dünyada benzeri görülmemiş yeni konseptlere ve yeni kullanım biçimlerine öncü oluyoruz. Örnek verecek olursak, dünyada ilk olacak şekilde SİHA gemisi yapıyoruz. Şimşek Hedef Uçak Sistemi'nin Anka B gibi keşif gözetleme yapabilen bir insansız hava aracından fırlatılması, Türk savunma sanayinin dünyada benzeri olmayan yeni konseptlerin örneklerinden bir tanesi. TUSAŞ Şimşek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından 2009-2012 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için geliştirilen, tasarlanan ve inşa edilen turbojet ile çalışan radyo kontrollü yüksek hızlı hedef insansız hava aracı ve havadan karaya füzedir. TUSAŞ Şimşek, havadan havaya, karadan havaya, uçak savar topçu ve füze sistemlerini izleme ve atış eğitimleri için düşman uçak ve füzelerini simüle etmektedir. Ve Ekim 2021 yılında kamuoyuna sunulan varyantı ile karadan kalkarak karadan karaya, karadan sataya hedefleri vurabilme yeteneği kazandırılmıştır. TUSAŞ Şimşek adını bir doğa olayı olan Şimşek'ten almıştır. TUSAŞ Şimşek 2009 yılında geliştirmeye başlandı ve prototipi aynı yıl Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda kamuoyuna sunuldu. İnsansız hava aracı ilk uçuşunu 4 Ağustos 2012'de yaptı. 22 Ekim 2021'de hedef insansız hava aracı olan Şimşek, katapult sistemi ile fırlatılabilen karadan karaya füzeye dönüştürüldü ve ilk karadan karaya testini hedefi başarıyla vurarak gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız Şimşek artık vurmaya karar verdi. Şimşek, GPS güdümlü otonom uçarak uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. Tebrikler TUSAŞ, tebrikler Roketsan ifadelerine yer vererek projeyi test videosu ile duyurdu. Şimşek füzesinin havadan karaya varyantı daha önce TUSAŞ Anka'ya entegre edilmiş biçimde görüntülenmişti. Füzenin havadan karaya varyantının da geliştirilmesi beklenmektedir. Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında araştırma ve geliştirme projesi olarak başlatılmış özgün TUSAŞ tasarımıdır.
Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari yapıda tasarlanmakta olan Şimşek yüksek hız hedef uçak sistemi, hava-hava, satı-hava, uçak-savar ve füze sistemleriyle atış ve radarla takip eğitimlerinde kullanılacak. Muharip uçakların ve füzenin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip yüksek hızlı hedef uçak ihtiyaçlarını karşılayacaktır. TUSAŞ özgün tasarım ve üretimi olan Şimşek sisteminin genel özelliklerine bakacak olursak 45 dakika havada kalma süresi, 15 metre ile 6100 metre irtifa arasında görev, fırlatıcı ile kalkış, paraşüt ile karaya veya denize iniş, gemi helikopter platformlarından kalkış ve kontrol, yeri kompozit teknolojileriyle üretilmiş yapı, askeri standartlara uyumluluk, özgün yer kontrol istasyonu uçuş kontrol sistemi ve otopilot sistemi sayesinde kalkış ve iniş dahil bütün görev süresince tam otonom uçuş kabiliyeti, yer kontrol istasyonu ile görev öncesi planlama ve kontrol, uçuş esnasında değiştirebilme özelliği, eve dönüş ve acil iniş modları ile acil durumlarda önceden belirlenmiş eve dönüş noktasına gelerek otomatik iniş, gerçek zamanlı kriptolu sayısal uçuş verisi kaydetme ve sonradan oynatabilme, kayan harita, faydalı yüklerine bakacak olursak pasif radar iz arttırıcı, aktif radar iz arttırıcı, skor kaydedici sistem, IR iz arttırıcı, iz dumanı, otomatik tanımlama sistemi diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk Savunma Sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk Savunma Sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi yarga faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk Savunma Sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.